Merhaba sevgili TV Spor izleyicileri. Bir kere daha spor gündeminde hızlı bir tur attığımız ters köşe programına hepiniz hoş geldiniz. Uğur Meleke, Kaan Kural karşınızdayım. Uğur, hemen başlıyoruz. Zaten süremiz de kenarda dönmeye başladı. İlk konumuz tabii ki dünün ve bugünün belki en önemli konusu. Dün Fenerbahçe, Monaco karşısında biraz genel karamsar havanın dışında gayet de iyi bir futbol oynayarak, hatta belki sonucu hani 2-1 kazanmayı bekliyorlar mıydı bilmiyorum ama bence sonuçtan çok da memnun olmasa gerek. Bir tane golü iptal edildi. Çok beklenenin çok üzerinde oynadı bir kere. Kesinlikle. Peki bizde soru ama şey diye gelmiş. Rövanş için avantajı kullanabilecek mi? Ben önce bir şey sormak istiyorum. Biraz değiştirerek, kusura bakmasın rejimiz. Ben dünkü maçın beklenenin çok daha iyi üzerinde bir performans olduğunu düşünüyorum ve rövanş için ne düşünüyorsun? Yıllar önce aynı gün yanılmıyorsam Galatasaray Grasshoppers'ı 2-1 yenmişti. Fenerbahçe İsveç'te Göteborg'a 2-1 yenilmişti. Öbür gün gazete manşetlerine baktığımızda ikisi de avantajlıydı. Biri iç sahada 2-1 kazanmış, biri deplasmanda 2-1 kaybetmiş. Galiba ikisi de turu geçti bu arada. İkisi de turu geçti. Galatasaray Fenerbahçe. Galiba 2-1'den daha fazlasını görmek mesele. 2-1 bazen avantaj, bazen dezavantaj. Türk medyası belki daha bir dakika tamam, bu felsefi tartışmaya girelim. Ben, çok hoşuma gitti. Bence maça başladığın anda tur atlayan taraf sana avantajlı, sendedir ya. Güzel. Güzel bakış açısı. Valla 5. dakikada Fenerbahçe bu turu geçer izlenim verdi bize. Evet. 2-1'den daha fazlası var o yüzden. Yani ben Fransa'daki maçta, Fransa'da, Almanya'da, İspanya'da, Malezya'da nerede oynarsa Fenerbahçe, Monaco maçı. Fenerbahçe kolay kaybetmez izlenimi elinde. Artı Monaco çok öyle ciddi bir ev sahibi, ekstra ev sahibi avantajına sahip olan bir takım da değil. Pek üstelik öyle. Aynen. Küçücük bir ülke. Fakat ben bunun biraz, şimdi Monaco'nun genel hali biraz bizde bir karamsarlık yaratıyordu. Genel Fenerbahçe çevresinde. Çünkü Monaco biraz daha hani gerek ekonomik olarak, gerek genel Avrupa futbolunda son dönemde Fenerbahçe'nin oynamadığında varsayarsak biraz daha avantajlı gibi gözüküyordu. Sezon başı olmasının Fenerbahçe'ye ben avantaj olduğunu düşünüyorum. Özellikle Emelike'nin bu formu. Şimdi Monaco bir proje takımı. 20-21 yaşlarına transfer ediyor oyuncuları. Altyapıdan yetiştirmiyor olsa da üst yapı eğitim organizasyonu. Hı hı. Sonra onları 10'a 15'e aldığı oyuncuları işte Carrasco'yu Atletico Madrid'e satıyor. Kondobya'yı Inter'e satıyor. Martial'i Manchester United'e satıyor. Abdennuru Valencia'ya satıyor. Yerine tekrar 19'lu 20'lik oyuncu alıyor. Dolayısıyla Temmuz'da hiçbir zaman hazır olmuyor Monaco. Hı hı. Temmuz yeni o 20-21'lik çocukların yeni geldiği dönem. Şubat-Mart bu iyi oyuncu kadrosunun senin çok güzel tabirinde takıma dönüştüğü dönem. Geçen hafta dedin ya, hı hı, basketbol milli takımı iyi kadro mu, belki iyi kadro. Takım mı, değil. Bu da öyle. Monaco şu anda iyi bir oyuncu kadrosu ama takım değil henüz. Dolayısıyla Monaco ile oynamak için en uygun zaman belki de Temmuz'du. 20 saniye kaldı. Kritik noktaya geri döneceğim. Sen söyledin mi? Altını çizelim. Soruya cevap olarak bu avantajı kullanabilecek mi? Şu anda Fenerbahçe çok daha tur için favori gözüküyor. Çok daha iyi gözüküyor. Fenerbahçe Monaco ile 5 defa oynasa bence 4'ünü kaybetmez. Güzel. Dolayısıyla orada da kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Büyük bir ihtimalle avantajı kullanacağını düşünüyorum. Okey. Çok güzel. Hemen şeye girelim. Dünün bu hani sürpriz demeyelim de umutlandıran, keyiflendiren performansının en çarpıcı yıldızı herhalde Emenike gibiydi. Ha bir de Emenike bilmediğimiz bir oyuncu değil ki. Yani yeni bir oyuncu gelir başka bir ligden, takip ediyorsundur ama performansını tam ölçemezsin. Emenike gitti geldi, çok tur attı. Fakat herhalde en iyimser beklentilerin bile çok 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 üzerinde iyi gözüktü. Emenike galiba her sezon yeniden geliyor yani. Her sezon yeniden bilinmez oluyor. Eminim basketbolda da vardır benzer örnekler. Yani her sezon başına umutlandığın, ondan sonra her sezon, Balotelli de öyle aslında. Birazdan konuşacağımız Balotelli. Yani her sezon başında yeniden acaba Balotelli diyoruz. Emenike de biraz öyle. Bir takım özellikleri var, çok iyi oldu. Bir takım özellikleri var, çok kötü oldu. Bazı oyuncular vardır. Her arenada, her sahada onun üzerine 7'lik 8'liktir. De bilirsin de performans gösterecek. Emenike'nin bazı özellikleri var, onun üzerinden 9-10. Bazı özellikleri var, onun üzerinden 1. Dünkü maç 10 üzerinden 9-10'luk olan özelliklerine uygun bir maçtı. Peki devamlılık bunların arasında düşük olanlar mı? Düşük herhalde. Düşük kategorilerden biri Emenike'de. Zaten Afrikalı oyuncuların genel bir devamlılık olarak bir sorunları var herhalde. Yetişme tarzlarından olsun, belki kültürel taraflarından olsun. O biraz onları sıkıştırıyor gibi. Onun için o zaman da işte muazzam performanslar gösterdi dünkü gibi. Antrenöre, teknik direktöre biraz daha fazla görev düşüyor belki de. Ya dün Fenerbahçe işte 3-5-2 oynadı. Bir kez denedi ama 3-5-2'nin yanında denediği bir başka bir şeydi. Oyunun stoperlerden uzun toplarla kurulması. Orta saha oyuncuları Fenerbahçe topu havada gördüler. Genelde Fenerbahçe geriden Kjaer tarafına, özellikle sağ stoper Kjaer tarafına oyuna kurdu. Bunu Euro 2016'da İtalya'da sağ stoper Barzali'de
İtalya-Almanya maçında Almanya'da sol stoper Hummels'te görmüştük. Stoperlerden uzun kurulan oyun. Euro 2016'yı izledi ve etkilendi muhtemelen Vitor Pereira. Kjaer'in bu oyun kurması Emenike'ye yaradı. Attığı uzun toplar Emenike için sevdiği ortamı oluşturdu. Bir de Monaco sağ bek yeni, sol bek yeni. Stoperlerin biri 23 yaşında. Kaleci sakatlandı. Kaleci sakatlandı 18 yaşında. İlk profesyonel maçta çıktı. Ön liberosu Fabinho'ya devşirme. Çok birbirini ancak ismen tanıyanlar ise bir savunma grubuyla oynadılar. Bu da Emenike'nin işine geldi. Yani bu karışıklıktan da iyi faydalandı. Emenike'ye uygun ortam, Emenike'ye uygun ekosistem, Emenike'ye uygun maç, Emenike'nin uygun günü. Uygun toplar. Uzun toplar, Emenike'ye uygun oyun. Her şey Emenike için iyiydi ama bu dediğin gibi devamlılık sorunu olduğu için bu oyuncunun bu sezonun geneline bir işaret veriyor mu? Vermiyor. Ama bu maç için iyiydi evet. Belki rövanşta da iyi olacak çünkü Monaco takım olarak Emenike'ye uygun. Rövanşta çok yakın olması da büyük bir avantaj. Doğru. Bu arada bu uzun toplar dediğin konu belki de sezon başı, yani mesela milli takımlar da çok kısa sürede organize olmak zorunda oldukları için bu tip topları kullanmak, bu tip stratejileri kullanmak iyi oluyor. Sezon başı olması da işe yaradı. Ama bu uzun vadeli planda belki başka soru işaretleri yaratabilir uzun vadeli plan için. Türkiye'de zayıf rakiplere karşı bunu oynayamayacaksın tabii ki. Evet, süremiz tamamlandı. UEFA'ya ve Avrupa Kupalarına geçmişken diğer Avrupa temsilcilerimiz Osmanlı Spor ve Başakşehir yollarına devam edebilecek mi Avrupa Ligi'nde? Onlar için bambaşka herhalde dinamikler var. Çünkü Avrupa deneyimi ve Avrupa arenası bizim ligimizin belli avantajları olabilir. Belki de hani kalite açısından başka ligler oranla veya ama belli dezavantajları da var kendi. Şimdi başka bir futbol oynanacakları bir ortamda ne düşünüyorsun? Vallahi Osmanlı Spor'un tarihindeki ilk Avrupa Kupası müsabakasına Kişinev ekibiyle, Zimbruk Kişinev ekibiyle çıkmış olması çok önemli avantaj. Geçen sezondan var olan takımlarını korumuşlar, var olan hocaları devam ediyor, var olan anlayışlarını korumuşlar. Sadece tek bir yeni transfer vardı ilk 11'lerinde Kişinev karşısında. Ve oturmuş oyunlarını iki maçta sürdürüp ilk maçta fark atabilirlerdi. Tecrübesizlerini kurban oldular. Bir beraberlik de ayrıldılar deplasmanlar ama rövanşta hak ettikleri şekilde fark attılar. Yani ilk maçta 3-0-4-0 olması gerekirken biraz tecrübesizliğin dezavantajını yaşadılar. O yüzden Osmanlı Spor bu iki maçta iki maçtan fazlasını kazandı bence. Özgüvenini kazandı. Uluslararası senede oynama melekesi oluşturdu. Oynama becerisi kazandı. Orta sahada Laval Ndiaye ikilisi, Badu Ndiaye ikilisi. Şu an ligin hani daha iyisi var mı düşünüyorum. Beşiktaş'ta var. İşte Fenerbahçe'de biraz var. Galatasaray'da yok. Yani ligin en iyi orta sahiplerinden. Yani Galatasaray'a şu an Laval ve Ndiaye'ye versen seve seve alır Galatasaray. Galatasaray'ın elinde yok. Bir de futbol artık orta saha oyuncularıyla ölçülüyor. Önceden forvetlerle ölçülüyor. Artık orta saha oyuncularıyla ölçülüyor. Çünkü oyunun büyük bir bölümü oraya sıkışıyor. Büyük bölümü orada oynanıyor. Ve etrafında bir şey inşa etmek için en doğru yer orası. Doğru. Omurga. Omurga. Osmanlı Spor Omurga'ya sahip. Başakşehir'e gelince zaten geçen sezonun devam filmi harika da transferler yaptılar. Mesela sol bek eksikleri vardı. Eren Albayrak aldılar. Çok da nokta atışı doğru transfer yaptı Başakşehir. Bir de onlar geçen sezon Avrupa Kupalarında vardılar. Ve o yaşayabilecekleri arızaların hepsini AZ Alkmaar karşısında yaşadılar. 15. dakikada yedek kaleci kırmızı kart görüp daha birinci maçın 15. dakikasında 10 kişi kaldılar. O kabusu Alkmaar önünde yaşadıkları için ben tekrar bu sene yaşayacaklarını tahmin etmiyorum. Muhtemelen önümüzdeki cuma biz programı yaparken kuraya, Şampiyonlar Ligi Avrupa Ligi playoff kurasına 4 takımla birden gireceğimizi düşünüyorum ben. Yani Osmanlı sonra Başakşehir'in de playoff kurasına gireceğini ama orada tabii kura şansı önemli. Gruplara kalabilmenizi bilemem ama Türk futbol açısından da bir seviye testi bu. Zamanında Gary Lineker çok güzel bir şey söylemişti. Biz İngilizler olarak şu an UEFA sıralamasının birincisiyiz. Ama birincilikte kalamayacağız. İspanyollar bizden daha iyi. Nedeni şu demişti. Bizim büyüklerimiz Arsenal, Chelsea, Manchester United onlardan iyi. Ama onların orta sınıf takımları bizden iyi. Bunu ben her zaman basketbolda söylüyorum. Yani en üst sınıf, en top takımların değil, bir seviye alt takımların müsabakası bence ligin ve genel futbolun ya da genel sporun seviyesini belirliyor diyelim. Bizim üstüne kritik bu. Aynen. Ve biraz daha kuralları bekleyen, biraz daha keyfi yerinde olan ama Mario Gomez'in ayrılmasından sonra belki yani can damarlarından biri ya da belki de çok önemli verdiği oyunculardan biri ayrıldı. Şimdi biraz arayışta Beşiktaş ve bir son dönemde bir isim gündeme geldi. Valla kusura bakma hani sen futbolun uzmanısın ama bu konuda ben en azından daha yakından bildiğim bir konu olduğu için söyleyebilirim. Balotelli gündemde. Geçtiğimiz günler Fikret Orman da yanılmıyorsam Balotelli isterim demiş. De yani ben bana ne kadar düşer ama ben istemem yani. Şöyle Balotelli dedi, niye ister bir takımı? Pascal gibi dedi. Amokachi gibi bizim kimyamıza uyacak bir oyuncu olduğunu düşünüyorum dedi hatta. Şöyle.
Şimdi Amokachi'nin de bir adrenalin yüklü, heyecanlı tarafı vardı. Ama Amokachi hiçbir zaman disiplinsizliğiyle öne çıkmış bir oyuncu değildi. Pascal Numa'nın belli disiplin sorunları vardı ama o da daha çok egzantrik bir oyuncuydu. Ve gerçekten Beşiktaş tribünleriyle daha önce hiç pek çok yerde yaşayamadığı kadar güzel bir doku uyuşmasıydı. Zaten yıllardır da Türkiye'de kaldı. Sonra çok da güzel. Fakat Balotelli onlarla bir değil. Yani mesela Anelka da geldi Türkiye'ye. O da problem bir oyuncuydu. Anelka hiç de öyle sağ dışı çok problem yarattığı bir sezon geçirmedi aslında verimden. Fakat Balotelli'yi bu oyuncularla kıyaslamak hiç iyi bir fikir değil. O zaman Balotelli'yi iyi bilmiyorsunuz demektir siz. Balotelli ciddi hani manyak yani. Hani hakikaten normal değil. En basit YouTube'dan işte o Mancini ile kavga ettiği maç var ya. Onu seyretsen var. Hani hakikaten abi sen bir sakin, bir iki dakika bir sakin dersin yani. Boğazına sarıldı Mancini ya, o maçta. Çünkü niye karşı karşıya pozisyonda Amerika'daki hazırlık maçında topukla atmaya kalktı falan karşı karşıya. Kenara aldı bile. Boğazına sarıldı Balotelli. Yani o bir örnek, daha neleri var yani. Hani hakikaten hiç çok dünyada hiç kimse, şimdi bizim ligimizin, daha doğrusu bizim futbolumuzun genel problemi profesyonellik seviyesinin çok top liglerle henüz yarışamaması değil mi? Profesyonel doğru. Konusunda bir takım sorunlar yaşıyoruz kulüplerde. Abicim Avrupa'nın en profesyonel liglerinde, en profesyonel ortamlarında bile korkunç işler yapmış bir adamız. Burada nasıl şey yapabileceğiz ki? Daha doğuya getiriyorsun. Nasıl performans alacağız? Ben inanamıyorum. Sence öyle bir ihtimal var mı peki? Hani ben çok karamsar düşünüyorum acaba. Yok, şimdi Pascal da aykırıydı dediğin gibi ama doğal aykırı adam. Evet. Tabiata aykırı yani. Balotelli'nin böyle bir yapay bir aykırılığı var. Garip, sanki aykırı olmaya çalışıyor, çabalıyor gibi. Sanki ondan zevk alıyor. Abartıyor bir de değil mi? Abartıyor. O yüzden samimiyetsiz geliyor bana ve burada da samimi bir dayanışma, samimi bir mücadele, samimi bir takım planlamasının işte dahil olacağını pek bir de ihtimal vermiyor. Mesela oyunla ise o mesele bir şekilde kanalize edilir. Balotelli'nin hayatla bir meselesi var gibi bir durum var. Yani genel tarz. İngilizler çok seviyor bu tarz hikayeyi. Büyüttükçe büyüttüler. Balotelli'nin de hoşuna gitti manşet olmak. İşte Gana'dan çıkmış, yetiştirme yurdunda evlatlık, evini yaktı filan. Bunlar hoşuna gitti ve daha fazlasını arıyor sanki. İkimiz de ama çok şey değiliz. Evet, devam ediyoruz. İyimser değiliz. Evet. Beşiktaş en azından hani belli parçalar var, onlar hala forveti arıyor. Galatasaray'ın durumu biraz daha soru işareti. Tabii onların maddi konularda çok ciddi sınırlamaları, sorunları hem UEFA tarafından hem kendi üzerinde borç yüküyle gelen şeyler var. Ve fakat Galatasaray, yani taraftarın en büyük beklentisi her zaman transferdir. Geleceğe umutla bakabilmek adına. Galatasaray'ın transfer şeyi pek hayırlı geçmedi. Buruma konusunda çok mutlular vesaire. Hani transfer sayılmaz o gerçi de. Ama geç kaldı mı Galatasaray? Ya da bir şey yapabilecek mi? 4 tane hazırlık maçı oynadı. İsviçre 2. lig takımı Zürih'i yendi 3-0. 2 tane İsviçre 1. lig takımıyla 1-1 kaldı. Thun ve Young Boys'la. En son Aarhus'u 3-1 yendi. O da umutlandırdı tabii Danimarka temsilcisini. Belki İsmail Ünsal oynadı Santrfor'da ve bir Santrfor ihtiyacı olduğunu herhalde altını çizdi. Dikering, Umut'u da zaten kadro dışı bıraktı. Orta sahanın ortasında Hamit ve Cem Ayili oynadı. Orada bir ihtiyaç olduğunu altını çiziyor. Yani bir orta saha, belki iki orta saha. Bir de Santrfor'a ihtiyacı var Galatasaray'ın. Abi onlar... Tabii Umut da yine. Ve şey yani kolay değil. İşte kritik sorumuz da burada zaten yazıyor. Geç kaldı mı çünkü transfer döneminde herkes kapının elinde kaptı. Yani Atiba'sı ve Gomez'i yok. Beşiktaş geçen sene Atiba'sız ve Gomez'siz ne olurdu? Öyle düşünüyorum. Galatasaray'ın şu an bir Atiba'sı bir Gomez'i yok. Ağzından bal damlamıyor abi, öyle söyleyeyim. Önemli eksiklik. Geç kalmadı diyemeyiz çünkü Temmuz'un sonuna geldik. İyi oyuncular tabii transferlerini hallettiler. Euro 2016'yı bekleyenler Euro 2016 sonrası hallettiler. Şu an Galatasaray'ın tek umudu şu olabilir. İngiltere Premier Lig'de malum kadrolar 25 kişiyle sınırlandı. Artık sadece Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi'ne değil, Premier Lig'e de 25 kişilik liste veriyor takımlar. Ve 25'in dışında kalanları değerlendirmek zorunda, kiralamak zorunda, alt takıma göndermek zorunda. Yani sezonda faydalanamıyor ondan. Genelde basketbolda da NBA'de de benzer şeyler oluyor. NBA'de takımlar 20 kişilik kadroları 15'e indirdiğinde benzer durum. Son gün şeyi değil mi? Evet, ne yapıyorlar, nasıl indiriyorlar? Şöyle. Son gün elden çıkartıyor. Yarı garanti kontrat veriyor oyunculara. Hazırlık döneminin sonunda kadro 15'e, gerçi 16'ya çıktı şimdi. 16'ya indirmeye geliştiğinde yolları ayırıyor. Oyuncular serbest kalıyor. Direkt öyle Premier Lig gibi kiralık falan da yok. Direkt kontrat, yani serbest kalıyor oyuncu. Boş oyuncu. O yüzden Ekim ortası gibi bayağı bir şenleniyor basketbol piyasası. İşte o şenlenme dönemi belki Galatasaray'ın fırsatı olabilir. Premier Lig'in şenlenme dönemi. Ki daha önce Elano'yla Emiliano Insua'yı almıştı sol beke City'den. İkisi de Premier Lig'e listelerin verilme günü
25 kişilik listeyi vermesi gerekiyordu takımlarına. İkisi de boşta kalıyordu. İkisini son anda kiralamıştı Galatasaray. Belki onları kovalarsa Türk takımları, Premier Lig'den boşta kalacak oyuncuları, belki oradan bir şans olabilir. Yoksa çok zor bu saatten sonra Galatasaray'ın ihtiyacına uygun doğru bir adam bulması. Geç kaldı tabii Galatasaray, her şeyde geç kaldı gibi, bunda da geç kaldı. Çok zor onların işi. Peki futbol çok konuştuk. Çok da güzel diğer sporlarla ilgili gündemler var. Benim bu aralar anlayamadığım konulardan bir tanesi de, anlayamadığım için merak ettiğimden soruyorum. Bu Amerika'nın Rio Olimpiyat takımlarına, ki daha önce de birkaç sefer yaşamıştı. Tabii tabii. Daha önce de yaşadığımızı hatırlıyorum. Böyle rekortman atletleri falan almaması, işte Henderson son örneği aldığım kadarıyla. Ya şöyle aslında almaması demek çok doğru bir tabir. Ya da Amerika, kuralları esnetmiyor mu? Ne yapıyor? Ya esnetmiyor ve bu çok uzun süredir çok konuşulan bir şey. Dünyanın geri kalanı Amerikalıların bu tercihlerini çok anlıyor. Şimdi hikaye tabii Kendra Harrison'ın, geçtiğimiz günlerde 100 metre dünya 100 metre engel dünya rekorunu kıran Kendra Harrison'ın Rio Olimpiyat takımında olmaması. Şimdi dünyanın geri kalanı bunu pek anlayamıyor. Çünkü en iyi atletlerini niye göndermiyoruz? Dünya rekortmeni. Amerikalıların da bu konuda çok kırılmaz bir inadı var. Benim Amerika şampiyonam var. Amerika şampiyonasına gelecek bütün yarışmacılarımız. İlk üçe girenler sadece olimpiyata gelecek. Bu Amerika içindeki rekabeti canlı tutmak, Amerika içindeki rekabetin değerini artırmak için bir yöntem olabilir. Ki iyi de bir yöntem. Aynı zamanda Amerikalıların da ne kadar geniş bir atletizm zenginlikleri olduğunu da bir gösteriyor. Özellikle kısa mesafeler konusunda. Fakat burada şöyle tek bir durum. Yarışma, seçim tek yarışma. Ha işte sorun orada. Sorun orada abi, işte bütün mesele o. Abi bir yarışta ayağın kaysa ya da baldırın çekse ya da kötü mesela bu yarışta ilginçleri kendi arasında öyle bir problem yaşamadı. Fakat yarış yağmurluydu, çok kötü çıktı. Çok kötü çıktıktan sonra bir türlü, bir de engelli olduğu için ritim bulamadı. Çünkü ritim bulamadı, 6. oldu yarışta. Ama sen bütün sezonun emeğini, hatta 4 senenin emeğini tek bir yarışa sınırlarsan bu hiç adil gözükmüyor. Evet. Hiç adil gözükmüyor. Yok, ve yıllardır. Fakat Amerikalıların bu konuda çok şeyi var. Amerikalıların böyle bir acayip bir kırılmaz saçma bir adalet anlayışı var ya. Ya şeriatın kestiği parmak, yani kanunun kestiği parmak acımaz gibi bir karar. Ya kardeşim 3-3'e giremedi, gidemeyecek diyor. Şimdi dünyanın geri Amerikalılar bu konuda bir de bu yaptıklarından çok gurur duyuyorlar. Abicim bizde böyle herkesin şartları eşit. Kendra Harrison'da olsa atıyorum. Carl Lewis'e de benzer bir durum olmuştu. 88 olmuştu. Ben tamam diyecektim. Carl Lewis olsa yaşar mıydı bunu diyecektim. Abi hiç işte herkes eşittir bizim gözümüzde diyor. Tamam ha, herkes eşit olsun, bunda bir sorun yok da. Bunun adil olduğunu, adaletin nereden baktığınla ilgili olarak bunu hiç adil olduğunu düşünmüyorum. Tek yarışta her şey olur abi. Ayağın kayar yani. 4 senenin emeğini o tek yarışa mı bağlıyorsun? Kesinlikle. Favoriler mi hala? Yani o şeyde 100 metre engellide birinci gelen, ikinci gelen sporcu da altın adayı mı? Evet, altın adayı ama Harrison bir kere şey çok önemli. Bu kırdığı rekor çok önemli. Bir takım rekorlar var biliyorsun. Bu 80'lerin karanlık steroid çağından kalma. O mesela en ünlüsü 400 metre rekorudur. Marita Kogun. 47-60 dünya rekoru. Şu andaki en iyi atletler 49-50'yi zor, 49-60'ı zor. 2 saniye zor koşuyorlar. Bu Yordonko Donkova'nın rekoru da 28 yıllıktı galiba. Onu uzun süre yaklaştı ve onu kırdı nihayet diyoruz ve geçiyoruz. Onu izleyemeyeceğiz ama. Olimpiyata gidemeyen, herkesin çok daha fazla tanıdığı ve sakatlığıyla gidemeyen Roger Federer. Olimpiyata da yer alamayacağı gibi sezonu da kapattı. Aynen öyle. Bu kez de dizinden bir sakatlıkla. Kötü soru. Dönebilir da mi yani? Bir dahaki olimpiyata dönemeyeceği kesin de 2016-2017 var mı hala şansı? Kritik soruyu da sormuşuz zaten. Federer için her şey bitti mi? Valla insan hani buna pek ihtimal, yani ihtimal tabii ki veriyorsun. Hani yıllardır düşünülen bir konuydu. Bu da hani pek düşünmek istemediğimiz şeylerden biri. Ama hani tenisin şeyine bakarsan, oyuncuların performans skalasına, Federer zaten 4 sene önce falan, 3 sene önce bırakıp bırakmayacağı, ne zaman bırakacağı konuşulan bir isimdi. Ve gerçekten tenis geçmişinde pek çok büyük sporcunun olamadığı kadar uzun bir süre performansını en üst düzeyde tutmayı başardı. Yani hala dünyanın en, yani işte şu anda Novak Djokovic en iyisi ama en iyi 4 oyuncusundan biri olarak hala anılmaya başlaması bile bence onun bu yani gelmiş bir şey, en büyük tenisçi zaten. Ona güzel bir şey oldu. Taçlandırma oldu. Çünkü performans, devam etme kararı sadece biraz nasıl derler, oyunu çok sevmesiyle alakalı değil. Hala üst düzey tenis oynayarak devam etti. Çok. En basit Wimbledon'da yine yarı final oynadı yani. En iyi 4 arasına girdi. Ama yani bu sakatlık onun için her şey bitti mi?
Ya belli bir yaştan sonra çok ağır bir sakatlık yaşadığın zaman onun sende yarattığı tahribatın rejenerasyonu ve yenilemesi çok daha zor oluyor. Bir de 65 Grand Slam'e üst üste katılmış dünya rekortmeni. Evet. Ve şimdi pas geçiyor. Evet. Bu şeye kadar işte Fransa Açığa da katılmamıştı. Fransa Açığa kadar işte son 11 yılda 12 mi yıl mı emin değilim. O civarda bir süre hiç Grand Slam kaçırmamıştı. Şimdi Fransa Açık pas geçti. Şeye katıldı Wimbledon'a. Şimdi Amerika Açık'a tabii ki katılamayacak. Ama bu artık onun kariyerinin final resmi olabilir. Tek sakatlıktan sonra geri döner mi bilmiyorum. Ama dönse bile çok kısa süreli olacağını düşünüyorum. Ama zaten bir yerde hani her sene, 3 senedir her sene ne zaman bırakacak? Ne zaman acaba Federer'i son kez izleyeceğiz derken. Belki bu da bir hani fırsat demek istemiyorum ama belki de bir kapı olur ve belki de bir daha hiç dönmeyebilir Federer. Onun son izlediğimiz Wimbledon olmuş olabilir. Yani. Navratilova yıllar sonra dönmüştü çiftlerde. Ha bak o olabilir. Zaten son dönemde Martin Hingis'e karışık çiftler oynamayı seviyor. Zaten olimpiyata gitmeyi planlıyorlardı. Hingis kaç sene sonra döndü vatandaşı olduğu için. Belki öyle bir şey olabilir belki ama. Belki öyle diyorsun. Yani bunu söylemek biraz acı ama o böyle bir ihtimal çok şiddetli ve çok kuvvetli bir ihtimal gibi geliyor bana artık. Peki Federer'i izleyemeyeceğiz. Kendra Harrison'ı izleyemeyeceğiz ama diğerlerini izleyebileceğiz mi? Yani o kim yayınlayacak bu olimpiyatı? Yayınlamazlarsa hiçbirini izleyemeyeceğiz. Abi o bayağı dramatik bir konu değil mi? O 10 gün kaldı biliyorsun değil mi olimpiyata? Yani 5'i beş, miydi? 5'inde açılış töreni, 6'sında yarışmalar başlıyor. Futbol daha derken başlıyor hatta. Futbol ikisinde birinde. Önlemeleri olduğu için. Yani grup maçları çok şey olimpiyat 3 haftalık bir süre, 2,5 haftalık bir süreç olduğu için futbolu daha geniş bir sürede oynanması lazım. 5'i açılış töreni. Hadi futbolun ilk maçlarını falan geçtik. Abi 10 günlük bir süre var. Ve şu anda Türkiye'de yayıncı belli değil. Aslında uluslararası bunun yayın hakkını Fox satın almıştı Amerika üzerinden. Hmm. Türkiye'de de Fox'un bir ayağı oldu fakat Türkiye'deki Fox onu yayın yani onun yayın politikasının bir parçası değil. Türkiye'deki Fox çünkü öyle bir kanal aldı. Eğlence kanalı. Yani en azından hani belki bir olimpiyat olduğu için bir iki şey yayınlayabilir ama öyle bir kanal değil. O yüzden Türkiye'de yayıncı aranıyor. Ve hala bulunamadı. Beni esas endişelendiren Türkiye'de biliyorsun her şey son dakikada olur ama olimpiyat öyle son dakikada yapılacak bir iş değil. Doğru. Yayında nasıl organize olacak? Tabii ki abi 20 küsür tane branş var. Türk sporcuların öne çıktığı branşlardan nasıl organize olacaksın? Daha mesela dikkat çeken basketbol, erkek basketbol gibi, atletizm gibi, jimnastik gibi daha odaklanman gereken branşlara nasıl organize olacaksın? Bunları anlatacak insanları nasıl bulacaksın? Oraya muhabiri işte Türk sporcular konusunda nasıl göndereceksin? Nasıl bir yayın planı yapacaksın? Yani bugün belli olsa bunun yayın planını yapmak 3-4 gün sürer zaten. Normalde TRT hep yayınlardı biliyor musun? Hani... Bu sefer niye olmadı acaba? Valla ben açıkçası ben yönetim şey demiyorum ama şu anda TRT falan da bayağı karışık olduğu için hani onların da çok organize olabildiğini zannetmiyorum ama durum hayli enteresan. Enteresan yani. Bu Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası gibi bir şey değil. Tek bir branş değil. Değil. Yani çok sayıda branş var. Direkt organizasyon lazım. Yani sporun zirvesi dediğimiz nokta 27 branş mıydı emin değilim. Çok önemli değil. Her birinin dünya şampiyonasını aynı anda yapıyormuş gibi düşün. Evet. Doğru. Futbol hariç her birinin en tenis, iyilere geliyor. Futbol ve tenis hariç her birinin en önemli organizasyonu bu. Basketbol dahil buna. Bunların hepsi bir arada. Fakat bizim nasıl bir şekilde izleyeceğimiz kesin. Yani ama nasıl izleyeceğimiz konusunda henüz bir bilgi olmaması bizim için de biraz tedirgin edici açıkçası. Enteresan gerçekten. Acaba Eurosport uluslararası yayıncılığı hakkı var mı? Yok, Fox Amerika'da dediğine göre o grubun değil. Eurosport'un uluslararası yayıncılık hakkı yok demek ki olimpiyatla ilgili. Bu arada yayın hakları Fox'tan Saran'a geçmiş. Hemen beni düzelttiler. Ben hani öyle mi? Evet. Hani Saran onu grubu pazarlıyormuş. Şu anda hala birçok grupla görüşüyorlar. Çünkü olimpiyat çok da değerli bir şey. Hani ben yanlış bilgi vermeyeyim. Seyircilerimize de buradan tekrar düzeltme yapayım. Ben bunu izleyeceğimize eminim. Yani bir kanalda izleyeceğiz ama onun organizasyonunu yapacak kuruma da şimdiden başarılar diliyorum. Çünkü çok kolay olmayacak çok kısa sürede organize olmak bunun için. Bu Premier Lig vesaire gibi değil yani. Hani bir günde organize olabileceğim bir şey değil. Süremiz de bitti bu arada. Evet. En kısa zamanda güzel güzel izlemek umuduyla diyelim. Bir daha bizi izlemek isterseniz de gelecek hafta görüşmek üzere.